Bu videoda nörogelişimsel bozukluklara yol açabilen sebepler üzerine konuşacağız. Şuraya bir çizgi çizip bir ucuna kalıtsal, diğer ucuna da çevresel yazıyorum. Böylece yaratılıştan ya da doğadan yetiştirilişe uzanan bir spektrum elde etmiş olduk. Bu arada bu terimleri daha önce duyduğunuzu düşünüyorum ama eğer duymadıysanız kalıtsal terimi yaratılıştan yani doğuştan gelen özelliklerimizi ifade eder. Mesela DNA'mız yani vücudumuza ne yapması gerektiğini söyleyen genetik kodlamamız yaratılışımızın bir parçasıdır ve kalıtsaldır. Bunun için de nörogelişimsel bozukluklara yol açabilecek sebepler spektrumunun yaratılış ucuna DNA'yı not ediyorum. Evet, buraya genetik yazıyorum. Çünkü annemiz ya da babamız bize mutasyona uğramış genlerini aktaracak olurlarsa nörogelişimsel bozukluklar gösterebiliriz. Bu arada bu videoda nörogelişimsel bozukluklara sebep olabilecek daha genel şeylerden bahsedeceğimizi hatırlatmak istiyorum. Birazdan bazı örnekler üzerinden gideceğiz ama önce olaya daha geniş bir açıdan yaklaşıp nörogelişimsel bozuklukların genel sebeplerinden bahsedelim. Ne dersiniz? Spektrumun diğer ucundaki çevresel terimi ise içinde bulunduğumuz ortamla alakalıdır. Çevresel etkenler, yetiştiriliş ya da başka bir deyişle doğumumuzdan sonra edindiğimiz deneyimlerimizle şekillenir. Örneğin, kısa bir süre önce menenjit hastalığına yakalandığımı varsayalım. Menenjit, beyin ve omuriliği koruyan zarın iltihaplanmasıdır. Bu enfeksiyonla doğmadığım ve çevremden kaptığım için menenjit ve tüm enfeksiyonları spektrumumuzun çevresel yazan ucuna nörogelişimsel bozukluğa yol açabilecek bir sebep olarak eklenebilir. Şimdi bir saniye, eğer siz menenjite yakalandıysanız ve menenjit gibi enfeksiyonlar nörogelişimsel bozukluklara sebep olabiliyorsa bu sizin nörogelişimsel bir bozukluğunuz olduğu anlamına mı gelir diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu değinilmesi gereken gerçekten de önemli bir nokta. Şu ana kadar bahsetmekte olduğumuz ya da bahsedeceğimiz şeylerin nörogelişimsel bozukluklara yol açabilmeleri için gelişmenin kritik aşamalarında gerçekleşmeleri gerekir. Bu kritik aşamalara fetüsün hamilelik sırasındaki gelişim, doğum ve doğumdan hemen sonraki birkaç ay ve seneyi kapsayan kritik evreler dahildir. Gelişmenin kritik aşamalarında ortaya çıkmaları gelişimi önemli bir ölçüde etkileyeceğinden bu rahatsızlıklara nörogelişimsel bozukluklar denmesinin sebebi de budur zaten. Kendimden verdiğim örneğe dönecek olursak ben menenjite yakın zamanda, hadi 30'lu yaşlarımda yakalanmıştım diyelim. Ve o yaşımda gelişimimin kritik aşamalarını geride bıraktığım için menenjit bende nörogelişimsel bir bozukluğa sebep olmadı. Yine de az sonra sebeplere odaklanacağımız için bu soruyu şimdilik aklımızın bir köşesinde bulunduralım. Evet, hadi spektrumumuza geri dönelim ve çevresel etkenlerden bahsederken buraya bir de travmayı ekleyelim. Travma derken bir düşme ya da kaza sonucu yaşanmış olabilecek, örneğin bir kafa travmasından bahsediyorum. Ek olarak buraya bir de deprivasyonu ekleyebiliriz. Deprivasyona örnek olarak hayatın ilk yıllarında tekrar eden kulak enfeksiyonları sonucu oluşabilecek geçici duyma kaybını verebiliriz. Spektrumumuzun orta kısmına geldiğimizde kalıtsal ve çevreselin arasında kalan sebeplerden bahsedeceğiz. Örnek olarak bebeğin doğumundan önce gerçekleşen ve bebeğin içinde bulunduğu ortamla alakalı şeyleri düşüneceğiz. Eğer anne bazı toksinlere ya da maddelere maruz kaldıysa, alkol ya da sigara kullanıyorsa bu bebekte bazı nörogelişimsel bozukluklara sebep olabilir. Veya annenin hamileliği sırasında gerekli olan vitamin ve mineralleri almadığını düşünelim. Örneğin belki de anne önemli B vitaminlerinden biri olan folik asidi yeterli seviyede almıyordur. Fetüs gelişimi sırasında bu önemli besinlere ihtiyaç duyduğu ve bu besinleri de annesinden aldığı için annenin eksiklikleri fetüste nörogelişimsel bozukluklara sebep olabilir. Evet, nörogelişimsel bozukluklara sebep olabilecek genel faktörlerden bahsettiğimize göre videonun başında da dediğim gibi şimdi de belirli örnekler üzerinden gidip sebep kelimesine odaklanabiliriz. Ben şimdi hemen bazı nörogelişimsel bozuklukları not edeyim. Down sendromu, serebral palsi ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yani Türkçe kısaltması ile DEHB olarak bahsedeceğiz. Özellikle bu rahatsızlıkları seçmemin sebebi her birinin bana değişik bir noktada yardımcı olacak olması. Şimdi hepsi için birer daire çiziyorum. Dairelerin içine bu rahatsızlıklara sebep olan şeyleri yazıp sebeplere dayanan dilim grafikleri oluşturmaya çalışacağım. Down sendromu 21. kromozomdaki ekstra genetik materyal yüzünden ortaya çıkar. Hemen not ediyorum. 21. kromozomdaki ekstra genetik materyal. Biraz daha detay vermem gerekirse Down sendromu olan kişilerin 21. kromozomundan 2 yerine 3 kopya vardır. Bu rahatsızlığa da trizomi denmesinin sebebi budur. Buradaki tri 3, zomi kromozom ve 21 de 21. kromozom anlamına gelir. Evet, 21. kromozomdaki bu ekstra materyale sahip olan kişilerde Down sendromu görülür. Ve 21. kromozomdaki ekstra materyal nörogelişimsel bozukluk için yeterlidir. Yani 21. kromozomda ekstra genetik materyal olduğunda her zaman Down sendromu görülür. Şimdi yeterli sebep konusunu biraz daha açmak için bir örnek düşünelim. Mesela üzerinize su döksem ıslanırsınız, öyle değil mi? Üzerinize ne zaman su dökersem her zaman ama her zaman ıslanırsınız. Yani üzerinize su dökmem ıslanmanız için yeterli bir sebeptir. Yetersiz sebebe bir örnek isterseniz, mesela bir fıskiyenin yanından geçtiğinizi düşünelim. Fıskiye oradadır ama eğer su fışkırtmıyorsa ıslanmazsınız. Down sendromu örneğine geri dönecek olursak, birinde Down sendromu görülmesi için o kişinin 21. kromozomunda ekstra materyal olması şarttır. Ya da başka bir deyişle, Down sendromlu herkesin 21. kromozomunda bahsi geçen ekstra materyal bulunur. Bu, Down sendromunun ortaya çıkması için şart olduğundan dolayı gerekli sebep olarak da adlandırılır. Gerekli demek, Down sendromunun ortaya çıkması için bu durumun gerçekleşmiş olması gereklidir anlamına gelir. Kısacası, 21. kromozomdaki ekstra materyal, Down sendromunun hem yeterli hem de gerekli bir sebebidir. Yeterlidir çünkü tek başına Down sendromuna yol açar ve gereklidir çünkü 21. kromozomdaki ekstra materyal olmadan Down sendromu gözlemlenmez. Bu tanımları aklımızın bir köşesine yazdıysak, serebral palsi ile devam edelim. Serebral palsiye sebep olabilecek farklı durumlardan bahsedebiliriz. Buraya bir daire daha çizelim ve bu dairenin serebral palsisi olan başka birine ait olduğunu düşünelim. Bu arada bu dairelerden daha yüzlercesini çizip serebral palsinin tüm sebepleri hakkında konuşabiliriz ama şimdilik sadece 2 örnek üzerinden gitmek istiyorum. Birinci daireye travmayı not ediyorum. Bu kişi belki daha birkaç aylıkken bir araba kazası geçirmiş olabilir. Diğer örnekte ise bu kişinin doğduktan birkaç gün sonra menenjit gibi bir enfeksiyon geçirmiş olabileceğini düşünelim. İşte bu noktada örneğini verdiğimiz varsayımsal durumda benim de menenjit geçirmiş olmama rağmen bende neden nörogelişimsel bir bozukluk olmadığı konusuna yeniden değiniyoruz. Çünkü bu konu sebep kelimesini değişik şekillerde nasıl kullanabileceğimize bir açıklık getiriyor. Buradaki 2 kişi de travma ve enfeksiyon yüzünden serebral palsi görülse de bu 2 durumun her zaman serebral palsiye yol açmadığını bilmelisiniz. Ve bu 2 durum her zaman serebral palsi ile sonuçlanmadıkları için yetersiz sebepler, yani az önceki örneğimizdeki fıskiyeler oluyorlar. Gelin bir de gerekli mi yoksa gereksiz mi olduklarına değinelim. Başka bir deyişle serebral palsinin görülmesi için bu durumlardan biri gerekli midir yoksa gereksiz mi? Mesela bu kişide menenjit geçirmemiş olmasına rağmen serebral palsi görüldüğü için menenjit gerekli bir sebep olmuyor. Serebral palsinin görülmesi için menenjite ihtiyacımız yok. Ve burada da bu kişi kafa travması geçirmediği halde serebral palsisi olduğu için kafa travması da gerekli bir sebep olmaktan çıkıyor. Buna dayanarak da görmüş olduğumuz sebeplerden hiçbirinin gerekli sebepler olmadıklarını söyleyebiliriz. Üzerinize su dökerek ıslanmanıza sebep olduğum örneği hatırlıyorsunuz değil mi? Islanmanızı sağlamak için elime bir hortum alabilir ya da sizi bir havuza itebilirim. Ve bunları yaparsam sonuç öyle bir bardak su dökmeye benzemez. O zaman gerçekten ıslanırsınız. Bundan dolayı üzerinize su dökmem de sizi ıslatmam için gerekli bir sebep değildir. Çünkü sizi farklı şekillerde de ıslatabilirim. İşte aynı durum serebral palsi için de geçerli. Buradaki iki kişinin serebral palsiye yakalanmasının sebebi bunlardı. Ama serebral palsiye sebep olabilecek daha bir sürü durum var. Kısacası kafa travması ve enfeksiyonun serebral palsinin gerekli sebepleri arasında olmadığını söylemeye çalışıyorum. Son olarak bir de DEHB'den bahsetmek istiyorum. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu bazen İngilizce kısaltması ile ADHD olarak da karşınıza çıkabilir. DEHB'nin altında yatan sebeplerin tamamına hakim değiliz ama bu rahatsızlığın bir kişide görülmesinin olasılığını artıran birkaç durumdan bahsedebiliriz. Bu durumların bir araya gelerek DEHB görülmesi için yeterli bir sebep oluşturduklarına inanıyoruz. Hemen bir örnek vereyim. Bu kişinin DEHB'si ailesinden geliyor olabilir. Yani mesela annesi ya da babasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabilir. Çizeceğim dilim grafiğinin bir dilimine genetiği not edeceğim. DEHB'si olan çocuğun annesi hamileliği esnasında sigara içmiş olabilir. Bunun için de ayrı bir dilim olarak bir sigara resmi kullanıyorum. Son dilime ise DEHB'si olan çocuk erken yaşlarda toksinlere, mesela eski tip kurşun içeren boyalara maruz kalmış olabilir. Belki de çocukken odasının duvarındaki kalkmış boyaları yiyordur, kim bilir. Kulağa garip gelebilir ama ben bunu yapan birini tanıyorum. Bu durumların dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülme olasılığını artırdığını biliyoruz. Ama tek başlarına yeterli sebepler değil. Bir araya geldiklerinde ise DEHB için yeterli bir sebebe dönüşüyorlar. Son olarak da bu durumların hiçbirinin DEHB için gerekli sebepler olmadığını belirtmek isterim. Çünkü DEHB'si olan herkes çocukluğu sırasında toksinlere maruz kalış ya da sigara içen bir anneye sahip olmayabilir. Kısacası dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu görülmesi için bu durumlar gerekli değildir.